Trenlerin izinde Hacip Mehmet Havas bölgesine yolculuğuna devam ediyor. Şu an arkamda gördüğünüz Don Baba ya da diğer adıyla Dona Baba'nın türbesinin önündeyiz. Anadolu Selçuklular zamanında Don Baba buralarda uçu beyleri, yani yolların güvenliğini sağlayan askerlerin komutanları olarak sınıflandırılan birliklerin başındaymış. Tabii o dönemde Anadolu Selçuklular zamanında Bizans ve Anadolu Selçuklular arasında yapılan savaşlarda Don Baba bu bölgede şehit olmuş ve buraya defnedilmiş. Şimdi Don Baba'yla dualarımızı buluşturma zamanı. Evet, Don Baba'yı ya da diğer adıyla Dona Baba'yı dualarımızla buluşturduk. Biraz önce dışarıda anlattığım gibi Anadolu Selçuklular zamanında şehit olmuş ve güvenliği sağlayan uç komutanlarından birisi. İsminden bahsedeyim küçük olarak size, Dona Baba ya da Don Baba olarak geçiyor. Kapıda yazdığım gördüğünüz Don Baba olarak yazıyor. Eski Türkçe'de Dona Baba olarak okunuyormuş ama Dona'nın anlamında elbise anlamına geliyormuş. Elbise baba anlamı çıkıyor aslında bundan. Size biraz da türbe binasından bahsedeyim. Türbe binası yakın zamanda Alaaddin Belediye Başkanı Ramazan Bey tarafından yeniden yaptırılmış. Sadece burası değil, Alaaddin'deki diğer türbeler yeniden yaptırılmış. Size sırasıyla hepsini gezdireceğim. Türbe binasından bahsedeyim. Size mimari olarak Anadolu Selçuklu tarzı kullanılmış burada. Ve Denizli'deki diğer türbelere göre çok çok daha iyi ve bakımlı durumda. Zaten kapının girişinde gördüğünüz süpürgeler, bu el çalı süpürgeleri her zaman toplum için imece anlamına gelen, özellikle türbe binalarını, yatırları temizlemek için kullanılan süpürgelerden göreceksiniz geldiğinizde. Buranın mimari tarzlarından birisi çok farklı. Buradaki pencerelerin hiçbirinde kilit sistemi kullanılmamış. Açmak için gördüğünüz bunu çıkarttığınızda otomatik olarak burası açılıyor. Bu pencerelerden türbe binasının içinde 13 tane var. Ana kapağı beraber 14. açıklık var. Yani burası tamamen aydınlık bir yer aslında. Böyle devam ettiğimizde zaten Don Baba ya da diğer adıyla Dona Baba'nın mezarı başında bir tane taş var. Bu orijinal mezarından kalmış ve bu orijinalliği hiçbir zaman değiştirmemişler. Belki üzerinde bir şeyler vardı, bu yazının, belki bir yazıt vardı bu taşın üzerinde ama tabii ki maalesef zamanla yıpranmış. Ama dışarıda bir tane daha mezarımız var. Daha önceki türbelerde size hep demiştim, devşirme malzeme, çevredeki antik kentlerden veya yerlerden getirip mezarlarda veya türbelerde kullanılan devşirme malzemeleri hep beraber gördük. Çal'da gördük, Sarayköy'de gördük. Ama Acıpayam'da Don Baba'nın türbesinde ve dışındaki mezarda çok orijinal bir taş var. Şimdi oraya gidiyoruz. Size şimdiye kadar Erenlerin İzinde programında birçok efsaneden ve birçok hikayeden bahsettim. Birazdan size anlatacağım, daha doğrusu göstereceğim şeyin hikayesi 1071 Malazgirt Savaşı'ndan öncesine dayanıyor. Ne demek bu? Türkler Anadolu'ya 1071 Malazgirt Savaşı'ndan önce çoktan girmişlerdi demek oluyor. Evet, göstereceğim şey Don Baba Türbesi'nin hemen önünde. Buraya baktığınızda kapıdan ilk girdiğinizde zaten sağınızda kalan mezar bu. Bu mezarın hemen bu tarafında gördüğünüz yine bir devşirme malzeme. Birçok türbede gösterdiğimiz devşirme malzemelerden birisi bu. Çevredeki antik kentlerden ya da başka bir yerden getirilmiş. Belki sütun başıydı, belki sütun kaidesiydi, onlardan birisi. Tabii ki onun gibi birçok parça var bunun üzerinde. Ama asıl önemli olan burada mezarın sol taraf başında duran bu kaya. Size normal bir kayaymış gibi gelebilir. Üzerinde hiçbir şey yokmuş gibi gelebilir. Bunun üzerinde bir tane mühür var. Bunu görmek için de ayrıca suyla ıslatmanız gerekiyor. Islatınca birazcık daha belli oluyor. Hemen şu kısımda gördüğünüz mühür, Oğuzların kayı boyuna ait olan mühür. Yani Türkler Anadolu'ya, Denizli'ye, yani Hacıpayam'a 1071 yılında değil, belki de 800'lü yıllarda geldiler ve bu da bir devşirme malzeme. Ve değiştirme malzeme üzerinde Oğuzlara ait kayı boyunun mührü var.